Merhum Ahmet Mete Işıkaran'ın hepimizin aklına kazıdığı bir sözü vardı. Deprem değil, bina öldürür. O gerçekle yine çok acı bir şekilde yüzleştik maalesef. Ve yaşadığımız dev felaketin ardından İstanbul'daki vatandaşlarımız çekiniyor, gidecek yerimiz yok diyor. Ama kimi de binasından endişe edenler denetim yaptırmaya başladı. Küçükyalı'da oturan Elif Yılmaz Kurt o isimlerden biri. Çektiği videoyla korkutan bir tabloyu gözler önüne serdi. Bak dökülüyor. Bak. İşte böyle bir binada oturuyoruz. Dokunduğunuz gibi ele geliyor zaten. Yani dokunmaya da korkuyorum. Şunu tutup çeksem buradan olduğu gibi yarılacak. Çakıl taşı ve deniz kabukları da gözüküyor zaten kolonda da. Bizim tabutumuz diyebileceğim şekilde. Kolonlar mezarımız olacak dediği ürküten tabloyu çektiği videoda böyle gösterdi. Hani 10 bin lira istiyorsunuz ya. Ev kirası, hani evden çıkarmaya çalışıyorsunuz ya kiracılarınızı. Al işte, bu kaç deprem şiddetinde depreme dayanır, bakın. 10 bin liralık tabut demiştim. Mesela şuraya tutsanız burası olduğu gibi düşecek. Görüntüler afet bölgesinden değil, mega kent İstanbul'dan. Oturduğum bina burası. Giriş katını sayarsak 3 katlı bir bina. Şimdi size girip içerisindeki kolonları göstereceğim. Adı Yaşam Apartmanı ama beklenen büyük İstanbul depreminde Yaşam Apartmanı'nda oturanlar hayatta kalabilecek mi? İşte o soru işareti ne yazık ki. Nedenini de gelin içeride gösterelim. Türkiye'yi yasa boğan felaketin ardından beklenen Marmara depreminden endişe duyanlar binasını kontrol ettirmeye başladı. Küçükyalı'da oturan Elif Yılmaz Kurt da onlardan biri. Bakın bu benim oturduğum binanın hali. Kolon 1. Daha önceden de çekmiştim. Deprem olduktan sonra bir daha çekti. Milyonlara ulaştı. Bodrum katına inip oturduğu binaların kolonlarına bakmaya başladılar. Bana da çok işler acısı resimler geliyor. İşte sosyal medyada da ses getiren binanın bodrum katındayız ve tıpkı Elif Hanım'ın da görüntülerde anlattığı gibi acı tablo tam da karşımda. Bakın bu binanın taşıyıcı kolonu. Dokunmak bile istemiyorum çünkü dokunduğum anda un ufak oluyor kolonlar. Demirleri çıkmış ve büyük bir depreme dayanacak gibi gözükmüyor bu bina. Bir sürü inşaat mühendisi yazdı bana. Deniz kumu kullanmışlar. Deniz kumu da tuzlu olduğu için demirlerin ömrünü çürütmüş. Korkutan tablo taşıyıcı bir başka kolonda da vardı. İki tane oğlum var. Onlarla aynı odada yatıyorum. Hemen yetişebileyim diye. Ya şimdi biz mesela başka bir daireye kiraya çıkmayı düşünüyoruz. 15 bin lira, 17 bin lira. Ama onlara da baktığımız zaman işte 17 katlı, 18 katlı binalar. Onlardan da korkuyoruz her ne kadar yeni yapılmış olsa da. Kahramanmaraş'ta da gördük yeni yapılmış çoğu binanın un ufak olduğunu. Siz o paylaşımı yapınca bina sakinleri ne dedi? Tepki gösterdiler tabii ki diye paylaştılar. Çünkü onlar da haklı. Hani buradan çıksalar oturabilecekleri yer yok. Ama deprem kiracı, ev sahibi dinlemez. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz ama İstanbul civarındaki evlerin çoğu böyle olduğu için nereye gideceğiz? Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşen İstanbullular şimdi bir an önce harekete geçilmesini istiyor. İşte böyle...